derini kontrol etti ve ilk düdüğü çaldı. Oyuna Ülkü Yurdu başlıyor. Şimdi sağ tarafa doğru gönderilen bir top. Sağ taraftan çıkmaya çalışıyor Ülkü Yurdu. İleriye doğru gönderilen bir top. Bakıyorum orada kafayla karşılıyor orada. Şimdi atış yapıldı. Kaleye doğru gelen top. Yunus karşıladı orada. Şimdi ileriye doğru gönderilen bir top. Ancak top dışarıya gitti. İleriye doğru gönderdi Ömer Ulaş. Topu kontrol etti. Bıraktı Osita'ya. Osita şimdi sağ tarafa doğru gönderdi. Ancak Mustafa karşıladı. Mustafa Gardiyanoğlu pasını aktardı Onur'a. Onur gitmeye çalışıyor. Şimdi pas Osita'ya. Şut pozisyonunda Osita. Kaleye baktı. Vuruşunu yaptı. Kaleci Yunus. Pasını aktardı Mehmet Neşe'ye. Mehmet Neşe tek başına cezanın içerisine girdi. Mehmet Neşe yapılan hareketle penaltı. 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 Şimdi Berkem geldi. Atışını yaptı ve Erdoğan önledi. Atışını yaptı ve Erdoğan önledi. Evet hocam neler diyeceksin? Yani çok ciddi bir avantaj yakalayacaklar. Çünkü baskılı ve doğru oynanan bir oyun vardı. Bunun içerisinde kazanılan bir penaltı vardı. Şimdi doğru yapı, doğru kadro, doğru oyun şekli her zaman da bu şekilde sonuca gidiliyor. Tabii ki İsmail Kone cezanın içerisinde tekrar tehlikeli pozisyon alabilir. Bir penaltı daha gösteriyor orada. Bir penaltı gösteriyor hakem Kerem Eren. Enteresan pozisyonlar yaşıyoruz. İsmail Kone geldi. Atışını yaptı ve topu alana gönderdi. Atışını yaptı ve Kone'nin kaydettiği golle penaltı 1-0 öne geçti. Evet az önce de demiştim hocam. Az önce Erdoğan erken hareketlendi. Aynısını Berkem yapsa ters köşeye plase atsa gol olacak. Şimdi Kone dediğimizi yaptı. Tekrar Ali Özbahar. Şimdi Berkem. Berkem cezana baktı. Ortası kafa vuruşu ve gol! Ali Özbahar dakika 26. Durum 2-0 oluyor değerli spor severler. Durum 2-0 oluyor. Ali Özbahar'ın kafa golüyle. Hüseyin Hürben. Osita kafayla aşırdı. Tehlikeli pozisyon olabilir. Berk topla hareket halinde. Berk cezana baktı. Şimdi ortasını yaptı. Arka direğe doğru. Son anda Yunus. Paslaşarak kullandı Milanlı futbolcular. Cezana doğru bir orta. Sekti. Şimdi Abdullah. Abdullah son çizgiye indi. Ortaya vuruş dışarıya gidiyor. Kaptırılan top. Bir Milanlı akın olabilir. Mehmet Neşe bıraktı Mustafa'ya. Mustafa. Mustafa. Süt pozisyonunda Mustafa vurdu ve 3. 3. gol geliyor. Dakika 45. Gol Mustafa ve skor 3-0 oluyor değerli spor severler. Evet. Atamayan hatalar kuralı gerçekleşti herhalde. Hocam memo geçelim. Lenda burada Mehmet Neşe'nin hakkını vermek gerekiyor. Pozisyonun yaratıcısı, pozisyonun göbeğinde Mehmet Neşe vardı. Tehlikeli pozisyon daha olabilir. Ali Özbahar topu kontrolünü aldı. Cezana doğru ortası. Boşta kalan top. Vuruş son anda kaleci Erdoğan. İleriye doğru gönderilen bir top. Hasan. Tekrar Hasan'a gelen bir top. İbrahim Atay. Kaleci Erdoğan dediğim anda da ilk yarının son düdüğünü çalıyor. Hakem Kerem Eren. Ve şimdi ikinci yarıya Binatlı başlıyor. Şimdi Ömer Ulaş. Tekrar Hasan. Cezana doğru orta. Son anda İsmail Kone boşta kalan top. İtirazlar var orada penaltı için. Ömer Ulaş. Onur. Pasını aktardı. Ancak Osita'ya gelmedi. Kısa düşen bir pas. Osita. Son anda kaleci Yunus çıktı ve bu pozisyonu önledi. Son anda çıktı ve pozisyonu önledi. Ömer Ulaş. Bıraktı. Tehlikeli pozisyon. Onur. Tekrar Ömer Ulaş. Vuruş. Son anda kaleci Yunus. Akın devam ediyor. Geriye doğru gönderilen bir top Hüseyin yerden gönderdi. Ömer Ulaş gitmeye çalıştı. Son anda Berkem önledi. Ali Özbahar şimdi topu aldı. Gitmeye çalışıyor Ali. Şimdi pasını aktardı Mehmet Neşe. Mehmet Neşe gol pozisyonunda rakibinden sıyrıldı. İkinci hareket. Şimdi Berkem vuruşu defanstan dönüyor. Hatalı bir pas orada. Şimdi Hüseyin. Hüseyin Hürben. Kaleye baktı vuruşu. Rakibinden sekti Osita. Gitmeye çalışıyor orada. Boşta kalan top son anda Sertaç çuanlaştırdı. Mustafa gitmeye çalışıyor orada.
dediğim anda da hakem Kerem Eren karşılaşmanın son düdüğünü çalıyor değerli spor severler. Finlandlı futbolcuların taraftarlarıyla sevincini paylaşmasını izliyoruz. Büyük sevinç yaşıyorlar Finlandlı futbolcular.